Uyuşturucu kullanan kişilerde görülen klasik belirtiler, dalgınlık, dış dünyadan kopuş, içe kapanma, iştahsızlık, kilo kaybı, soluk biten ve göz bebeklerinde irileşme. Polisiye film gibi valla. Kapıdaki polisleri atlatmalar falan. Saçmalama. Hadi yürü, yürü. Saat 11 ya. Nerede bu adam? Gelir ya, merak etme. Pınar, ben de gelsem ya seninle. Çok merak ederim ben şimdi. Kızım saçmalama. Gruptan kimse gelmiyor. Hem bu ilk görüşme. Daha sonra hep birlikte gideriz. Hadi inşallah. Uyuşturucu batağına sadece sorunlu ailelerin çocukları saplanır şeklinde bir yaklaşım son derece yanlış ve yanıltıcıdır. Biz mutlu bir aileyiz. Çocuklarımızla ilişkilerimiz gayet sağlıklı. Uyuşturucu bizim semtimize bile uğramaz demeyin. Daha birkaç gün önce bu sıralarda oturan Ayşe'yi hatırlayın. Huzurlu bir ailede yetişti. Anne baba muhafazakar insanlardı. Ancak kendi yaşam tarzlarını asla kızlarına dayatmadılar. Yani Ayşe'nin özgürlük diye bir sorunu yoktu. Pınar, öyle hemen kontrat falan imzalayalım derlerse balıklama atlamasın Pınar. Galiba bu. Kızım ben durduğum yerde delireceğim heyecandan. Sen nasıl duruyorsun? Bir de bana sor. Pınar Hanım değil mi? Merhaba, Saadettin Bey. Evet, buyurun. Hoşça kal. Bol şans. Dua et benim için. Hı. Çocuklarımız en değerli varlıklarımızdır. Korunmaları asla ihmale gelmez. Bazen bir anlık zaaf bir hayatı çökertmeye yeter. Lütfen çocuklar, gençler lütfen. Sizleri çok seviyoruz, bunu bilin. Hiçbir uyuşturucu satıcısı annenizden fazla titreyemez üstünüze. Sizi karanlık yollara çeken hiç kimse bizler kadar, yani aileleriniz ve polisler kadar dost değildir size. Daha çok yolumuz var mı? Vardık sayılır. Neredeydi bu şirket? Ben patrona yaklaştığımızı haber vereyim. Yaklaştık, geliyoruz. Tamamdır. İyi iş yaptınız. Güzel. Sizi heyecanla bekliyorlar. Öyle mi? Bu şirket nerede demiştiniz? Yakında. Nerede? Az kaldı. Birazdan şehir bitecek. İndirin beni. Hemen indirin. Kimsin sen ya? Kimsin? Açın şu kapıyı. Hemen indirin beni. İnmek istiyorum. Kapa çeneni. Yavrumuzu kaybettik. Onunla birlikte her şeyimizi kaybettik. Dünya bir günde kararır mı? Evet, kararır. Kainatın bütün çiçekleri bir anda solar mı? Evet, solar. Allah kimseye göstermesin. Başka Ayşeler, başka çiçekler solmasın. Alo? Konuş babanla. Baba! Baba kurtar beni! Tamam. Ne olur! Ben... Pınar? Sus torşa kızı. Benden bırak. Gel buraya. Sus torşa kızı, sus dur. Nereye gidiyoruz? Yürü. Aa. Hadi çabuk. Aa. Hadi bırak. Hadi içeri. İçeri girin çabuk. Buyur Rıza baba. Ne? Ne? Geç şöyle geç. Ne istiyorsunuz? Benden ne istiyorsunuz? Ne yaptım ben size? Bir şey söyleyin. Biri bir şey söylesin. Önce bağırıp çağırmayı kes bakalım. Bakın babam polis. Başkomiser. Büyük dert aldınız başınıza. Orasını dert etme. Hiç polis kızı tanımamıştım. Fena değilmiş. Usludur, külahları değişmeyelim. Anlaştık mı? Topla şu salyalarını. Ekiplere haber verildi mi? Bütün ekiplere. Mesut. Tamam. Mesut. Tamam.
kızım Mesut. Lütfen, hadi. Lütfen bulalım. Bulacağız abla, bulacağız. Camlarını okuyacağız, merak etme. Aylin. Gel Ayla ablacığım, gel şöyle. Okula diktiğimiz o korumalar ne? Yukarıda başkomiserim. Vedat müdürüm ilgileniyor. Tamam. 45-52 merkez tamam anlaşıldı. Bu ne biçim adam korumak be? Ne biçim adam korumak? Haklısınız müdürüm ancak. Ancak ne? Rıza'yı korumak, onun ailesini korumak bizim namusumuzdur be. Namusumuzdur. Teşkilat namusunu size emanet etmiş. Kız resmen bizi atlattı müdürüm. Arka kapıdan gitmiş. Aklı başında kız dedik. Bu hiç hesapta yoktu. Yıkılın karşımdan, gözüm görmesin. Bunu hak edecek, ne yaptık Ayla biz Ayla? Ablacığım. Neden başımıza geldi? Neden bizim başımıza geldi? Ayla ablacığım, hadi iç şunu. İstemiyorum. Kızımı istiyorum Aylin. Pınar'ı istiyorum. Yavrumu istiyorum. Lütfen. İçin biz. Bunu yapabilecek bir kişi var. Gelin mi Afra'lı? Henüz daha kimse aramadı ya. Bu ilginç. Niye kaçırdı ha? Niye? Pınar'ın diyeti ne ki? Hiçbir şey. Ne fidye ne herhangi bir şey. Acı çektirmek. Canını yakmak. Tek istediği bu. Can yakmayı gösteririm ben ona. Pınar'ın okuldaki arkadaşları. En son kiminle görüşmüş? Ne konuşmuşlar Ali? Baş üstüne. Cep telefonunu takip aldık. Aldık amcım. İyi. Bakarsın. Adamı kesinlikle bulmaz. Kesinlikle. Efendim Zeynep. Nasıl gidiyor asayişte işler? Berbat. Bensiz çuvallıyorsunuz değil mi? Rıza babanın kızını kaçırdılar. Pınar. Pınar'ı mı kaçırdılar? Toplantıdayız Zeynep, sonra konuşuruz. Murat! Allah kahretsin. Ne oldu yine? Zeynep! Ne yapıyorsun? Hayır, gitmene izin vermiyorum. Rıza baba anne, Rıza baba. Kızını kaçırmışlar. Kim? Bilmiyorum. Kızım bu halde gidemezsin. Anne sakın tartışma benimle. Bu işe bakacak yeterince insan var orada. İsterse dünyanın bütün polisleri merkeze yığılsın. Gene de orada olmak zorundayım. Ama daha yaraların kapanmadı. 3 gün geç kapanır. Zeynep. Gitmezsem anne. Eğer bugün arkadaşlarımın yanında olmazsam, o zaman öyle bir yara açılır ki, işte o yara hiç kapanmaz. Bunları da epey yorduk Hasuli. İşleri bu abi. Yorulacaklar. Rıza ne yapacağını şaşırmıştır şimdi. İstediğin de bu değil miydi abi? Çok güzel bir gün Suni. İştahım açıldı birden. Ara çocukları da şu bizim sofrayı hazırlasınlar. Gidelim oğlum. 35-17 merkez. Merkez dinlemedi. Bafralı mekandan çıktı. Tamam. Kerim Bafralı ofisinden ayrılmış. Anlaşıldı 35-17. Adamları gözden kaçırmayın. Uzak takip. Dikkatli olun. Tamam. Aylin, güzergahı öğren. Yol üstündeki ekipleri uyar. Tamam. Ya iğne falan istemiyorum, lütfen. İğne değil abla, sakinleştirici. Uyumak istemiyorum. Uyutmaz bu, biraz rahatlatır o kadar. Pınar'ı istiyorum. Üstü, bulun kızımı lütfen. Yalvarıyorum size, lütfen. Tamam ablacığım. Lütfen bulun. Tamam, geçti. Hepsi bu kadar. Sağ olun. Lütfen, Pınar'ı bulun. Bulacağız Ayla abla, merak etmeyin, getireceğiz Pınar'ı. Burada kalmasa iyi olur. Aylin. Efendim Mustafa abi. Bir ekip arabası ayarla. Ayla ablayı eve gönderiz. Hemen. Hadi. İstemiyorum. Eve gitmek istemiyorum. Lütfen burada kalacağım. Pınar gelmeden gitmem buradan. Lütfen. Burada yapacağım bir şey yok ya abla. Suat'ı ararım. Sana gelir, yalnız kalmazsın. Anneme haber verdim. O da sizinle kalacak. Merak etme abla. Seni habersiz bırakmayız. Kerim'i takip eden adamlardan haber var mı? Yoldalar. Temastayız. Bu olayda özel birime ihtiyaç yok. Pınar'ı da Kerim'i de herkesten iyi tanıyorsun. İş sizin. Ama sen Rıza. Sen... Sakın. Sakın. Kuralları biliyorsun. Birinci derecede yakını olanlar operasyonlara katılamaz. Kurallar umurumda değil. Söz konusu olan kızım. Oturup bekleyemem. Bilmez gibi konuşma Rıza. Biz seninle kaç senedir... Tam 30 sene. 30 sene. Rıza baba haklı. Israr edecek olursan 30 senemi bu masada bırakıp çıkarım. Takar mı silahı belime, gider kızımı kendim ararım. Merhaba müdürüm. Amirim Ayla ablayı eve gönderdim. Suat'a haber verdim, yalnız bırakmayacağım. Teşekkür ederim. İnanmıyorum. Bu olanlara inanamıyorum. Sakin ol. Bir de seninle uğraşmıyormuşum. Ben de telefonla arşiv arayayım. Onu bulacaksınız değil mi? Aylin neredeler? Toplantı odasındalar. Sen bekle burada. Gel otur şöyle. Ben komiser yardımcısı olarak sizden ricam olacak. Pekala.
Öyle olsun. Eğer bir delilik etmeye kalkarsan, eğer bu adamın başına bir iş gelirse hesabını sizden sorarım. Tek tek hepinizden sorarım. Pınar'ın arkadaşı Ayça'yı getirdik başkomiserim. İfadesini alacağız. Tamam, bir şey atlamayın. Usta bize çıkalım. Hı hı. Şayet Pınar'a bir şey olursa... Bunları düşünme Rıza baba. Aklından bile geçirme. Hep beraber bulacağız bunları. Hem de sapasağlam. Adam ilk kez dün aramıştı. Dün kaç gibiydi, saatini hatırlıyor musun? Tam değil. Bir daha ne zaman aradı peki? Bir daha aramadı sanki. Bugün de saat 11 gibi buluştular. Ali, Pınar'ın telefon kayıtlarını hemen geriye dönük bir tarama. Tabii abi, hemen. Adam saat 11'de sizin okulun arka çıkışından aldı Pınar'ı. Evet. İsmini biliyor musun peki? Kimin nesiydi? Saadettin diye biriydi. Bir müzik şirketi adını arıyordu. Bizim arkadaşların bir grubu var. Pınar solisti. Evet biliyoruz. Devam et. Adam şirketi adına bir randevu aldı. Ön görüşme gibi. Çok heyecanlanmıştı. Adam Pınar almaya geldiğinde yanında mıydın Ayça? Arabasını hatırlayabilir misin? Plakasını. Plaka... Allah kahretsin, hiç bakmadım bile. Nereden bileyim? Pınar'a bir şey olmaz değil mi? Adın neydi? Ayça. Bak Ayça. Olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Arabayı hatırlaman çok önemli. Rengini, modelini. Siyah bir jipti. Usta ben Mobese'den bakıyorum. Tamam. Adamın tipi. Görsen hatırlar mısın? Hatırlarım. Yanal. Efendim. Sabıka dosyasını getirsene. Tabii. Buyur abi. Bak. Bunlar sabıkalıların resimleri. Acele etme. Dikkatlice hepsine bak. Bulursan hemen seslen, tamam mı? Arkadaş sana yardımcı olacak. Tabii. Kıpırdama kızım, rahat dur. Bacakların da güzelmiş. Ama maalesef kullanamayacaksın. Şoktasın tabii. Hele bir sakinleş. Oturur bir güzel konuşuruz seninle. Anlaşırız, dinleşiriz güzelim. Rahat dur. Bir şey yapmadım abi. Sulanma. Saadettin abi duydum. Bir hıyarlık yapmayın. Bu iş sakat zaten. Kim vurduya gidersiniz, anlatabildim mi? Anladık abi. Anladık abi. Merhaba Aylin. Merhaba, hoş geldin. Zeynep. Merhaba. Kızım sen niye kalktın yatağından? Yatılacak zaman mı? Yarını zorlayacaksın be Zeynep. Geldim artık. Nereden başlıyoruz? Telefon kayıtları. Pınar'ın arkadaşı. Sabıka kayıtlarını inceliyor. Kaçıranlar aramadı mı daha? Şu ana kadar bir temas yok. Kerim Bafralı? İzleniyor. Zeynep? Ne işin var burada? Evde duramadım Rıza baba. Hiç değilse Pınar bulunana kadar. Mutlaka yapabileceğim şeyler vardır. Buldum. Mobese kayıtları. Aylin tak şunu. Evet, araba bu. Camlar koyu, içerisi görünmüyor. Aylin, büyüt şunu. Plakayı okumaya çalış. Evet, işte. Hemen bildir. Burası tamam. Barbaros Bulvarı. Acaba ne yön hesaptı? Daha sonraki kayıtlarda var. Önce Beşiktaş tarafına dönmüş. Oradan Tophane ve Şişhane'ye. En son Balat tarafında görülmüş. Yani araç Beşiktaş, Balat güzergahından çıkmamış öyle mi? Öyle görünüyor. Neredeyse burnumuzun dibi. Araçla ilgili çalıntı ihbarı var. Merkez. 3517 merkez. Merkez dinlemede. Bilinen kişiler 5. bölgedeki restorana giriyor, tamam. Ne restoranı be? Ne restoranı? Bölgeyle alakası yok. Hemen toplayıp merkeze getirsinler. Ne yapacaksınız ha baba? Aylin, Beşiktaş Balat mevkiindeki devriyeleri anons geç. Biz de çıkıyoruz Rıza. Acele edin. Mesut sen kal. Kerim'le adamlarını bekliyoruz. Önemli olmadıkça bizi aramak yok. Dışarı çıkıp dikkat çekmiyor. Kızı ne yapacağımız belli mi? Belli olmasına belli de zamanını bilmiyoruz. Yazık olacak. Çok da genç. Sen de bu herifin tasmasını sağlam tut. Kıza ters bir şey yaparsa ağa da aynısını size yapar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı beyim. Dikkatli olun. Güle güle beyim. Ne sebeple merkeze götürülüyoruz birader? Orasını gidince öğrenirsiniz. Öyle olsun. Yemekte yarım kaldı ha Sulhi. Öyle oldu abi. Zaten ağzımın tadı da bozuldu. Bozulmasın Sulhi, bozulmasın. Polis demek ne demek? Devlet demek. Devlet bir sofrayı kaldırır, bir sofrayı kurdurur. Hadi bakalım. Buyurun. Zahmet olmayacak değil mi Buket? Saçmalama, zahmet falan olmaz. Aklın bizde kalmasın. Ben Tunca okuldan alır eve getiririm. Birlikte seni bekleriz. Çok sağ ol. Yeşim de olmayınca biliyorsun. Biliyorum. Dert etme.
Sen dikkatli ol yeter. Umarım bir an evvel bulursunuz Pınar'ı. Görüşürüz. Merkez 45 40. 45 40 dinlemede. Aranan araç Kavacık'taki kapalı otoparkta terk edilmiş halde bulundu. Anlaşıldı, tamam. Ben biliyorum orayı. Yakında mıyız abi? Sayılır. Araç terk edilmiş. Zeynep, sen iyi misin? İkide bir sormasan. Sen de sorunca terslemesen. Merak etme, iyiyim ben. Görüşmeyeli ne kadar oldu Mesut komiser? Çok zaman oldu Kerim, çok. Başına gelenleri duyduk. Ne yalan söyleyeyim, zor iş. Kerim, senin işin de hiç kolay değil. Aşağılık namussuz seni. Gel buraya. İnsan önce bir hoş geldin der. Seni uyardım Kerim. Açık açık söyledim. Başlarına bir şey gelirse dedim. Ayağı taşa takılırsa dedim. Söyle nerede Pınar, söyle. Ne yapıyorsun Rıza, amirim? Bırak adamı, bırak. Sakin ol amirim. Amirim söyle sakin nerede ol. Pınar, söyle. Rıza amirim, dışarı. Dışarı dedim hadi. Şimdi. Hadi. Sen devam et adam gibi, tamam mı? Tabii müdürüm. Ben beyefendiyle ilgilenirim. Tamam. Merak buyurmayın. Nerede lan Pınar? Bırak beni. Ne yaptınız lan kıza? Bırak beni. Yaptınız? Yeter be yeter. Hangi birinizi zapt edeceğim ha? Hangi birinizi? Müdürüm. Ne var Halil? Kerim Bafyalı'nın avukatları geldi. Avukatlar? Kaç kişi bunlar? İki kişi. Al içeri. Buyurun. Nerede kaldınız lan Allahsızlar? Geldik efendim. Ne oluyor burada? Neye dayanarak gözaltına alıyorsunuz Kerim Bey'i? Kimseye bu şekilde muamele edemezsiniz. Beğendin mi yaptığını? Gözaltındaki şahsa şiddet kullanmaktan hakkınızda soruşturma açılmasını talep edeceğim. Etmezsen adam değilsin. Bunu yapmaya hakkınız yok beyler. Memlekette hukuk var. Ulan! Hukuku temsil etmek size kaldıysa... Uzatma Mesut. İçim yanıyor. Hadi iç şunu Ayla. Bak kekik kaynattım. Rahatlatır, sinirlerine iyi gelir. İçmeyeceğim, içmeyeceğim Suat. İstemiyorum. Kızımı istiyorum. Pınar'ımı istiyorum. Yapma böyle Aylacığım. Ne olur bırakma kendini. Eğer ona kötü bir şey yaparlarsa... Gözünü seveyim. Aklına kötü bir şey getirme Ayla. Teşkilat seferber. Bir yandan da bizimkiler. Onları benden iyi tanırsın. Bugüne kadar ellerinden hangi iş kurtuldu ha? Söyle bana. Neden biz Allah'ım? Neden biz? Geçecek Aylacığım. Geçecek. Nasıl geçecek zaten? Nasıl? Bilmiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama bir şeyler olacak. Eğer bu dünyanın zerre kadar adaleti varsa. Kızım. Kızım şu kapıdan içeri bir girsin. Bir sarılsan boynuna. Sarılacaksın Aylacığım. Sarılacaksın. Hepimiz sarılacağız. Buna inan. Hatta sadece buna inan. Ayla. Ayla. Ha? Ayla. Pınar'ım. Gel. Gel içeri otur. Arkadaşlar parmak izi, saç, ayakkabı izi, lastik izi, aklınıza ne gelirse istiyorum, tamam mı? Kaçıranları şu ana kadar aramaması ilginç. Rıza babayı acı çektirmek için kaçırmışlarsa hayır değil. Şuna bakın. O ne? At yarışı kuponu. Ne zaman, ne zaman oynanmış? Dün. Aracın çalıntı ihbarı? İki gün önce. O zaman Saadettin. Yani aracı çalın. O oynadı. Aylin'i arayalım. Ver bakayım. Alo Aylin. Efendim. 832 no'lu Ganyan bayini araştırsana. Neredeymiş, sahibi kimmiş? Peki tamam, araştırıp haber vereceğim. Elinizde müvekkilimi tutacak ne delil var ne şahit. Pınar Soylu'nun kaçırılmasıyla bir ilgimiz olmadığı aşikar. İsterseniz savcılığa sevk edin. Sevk edin de görün. Bir saate kalmaz dışarıdayız. Defolun buradan. Gösterdiğiniz kötü muamele de cabası. Sen hala burada mısın ha? Yanlış yaptın Rıza. Çok yanlış. Ne diyelim? Görüşmek üzere. Görüşeceğiz Kerim. Görüşeceğiz.